Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu güzel bebek patiğini çalışacağız. Böyle ip ayrıntısı boncuklu koydum. Bu şekilde boynu lastikli, tabanı çok cici bir patik oldu. Bu biraz büyük oldu. Şu şekilde lastiğini açabiliyoruz. Uzuyor. Şunlar da iplerimiz. İster uzun, ister bu şekilde katlayarak kullanabilirsiniz. 31 ilmekle başladım. Artırmalarda 56 ilmeğe kadar çıkıyoruz. Siz dilerseniz daha büyük veya daha küçük yapmak için ilmek sayısıyla oynayabilirsiniz. 3 numara şiş kullandım. Nako Elite Baby ip kullandım. Ve bu şekilde bu 3 aydan yaşına kadar olur. Çünkü esniyor. Yani bebeğin gelişimine bağlı 1,5 yaşa kadar bile giyilebilecek bir patik oldu. Evet, dilerseniz yavaş yavaş çalışmamıza başlayalım. Ben şöyle oyun hazırlık olsun diye şişime 31 tane ilmeğimi attım. Evet, misin alışı şişli örüyorum 3 numarayla ve ben bunu da haroşayı düz örgü olarak ördüm. Hemen artırmalarımıza başlayacağız. Bu sırada bir tane ilmek ördüm, bir tane doladım ve 14 tane ilmek öreceğim şimdi. 2 3 ilk sıra olduğu için zorlanıyoruz tabi. 12 13 ve 14. Bu 14 tane ilmeğimiz hep sabit olacak. Şimdi 14 tane ördükten sonra tekrar bir tane arttırıyoruz. Bir ilmek daha örüyoruz. Bu ortadaki burun kısmına gelen artırma. Diğer yana da bir artırma yapıp tekrar 14 tane ilmek öreceğiz. 14. Son bir ilmeğim kaldı. O ilmekten evvel de bir tane ilmek atıyoruz. Bu da topuk kısmındaki artırmamız için. Ve ilk artırmalarımızı yaptık. Örgü olarak öreceğiz. İlk diş haroşamız oluşmuş olacak. Hepsini arttırmamıza geldik ve son ilmeğimiz. Şimdi tekrar ilk ilmeğimi aldım. İlk arttırmamı da örüyorum. 2 ilmeğim olmuş oldu kenarda. 2 ilmekten sonra tekrar bir arttırma daha yapıyoruz. Ve 14 tane ilmeğimizi örüyoruz. Ortadaki arttırma yerine kadar. 14 tane ilmeğimi ördüm ve şu ortadaki arttırma yerine geldim şimdi. İlk sıramızda bir ilmek vardı. İkinci sıramızda 3 ilmek oldu. Şimdi bir ilmek arttırıyorum gene. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum 3 taneyi. Bu arttırmalarla o ortadaki ilmekler 5 olacak. Doladım tekrar ve yine 14 tane diğer taraftaki sabit ilmeklerimi örüyorum. İlmek kaldı arttırmayla beraber. Tekrar bir doluyorum. Üçüncü arttırmamı yaptım burada ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyorsanız ters, benim gibi düz örüyorsanız düz örgü olarak bütün ilmeklerimizi örelim. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ay, düz örgü olarak ördüm. Ve şimdi tekrar arttırmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi 3 ilmek oldu kenarda. Bu 3 ilmeği örüyorum. Ajurları görüyorsunuz. Tekrar bir dolama yapıyorum. 4 ilmeğe çıkacak burası. 14 tane sabit ilmeğimi örüyorum tekrar. Gördüğünüz ajuru tekrar doluyoruz ve 14 ilmeği tekrar örüyoruz. Bu şekilde arttıra arttıra 56 ilmek elde edene kadar bu şekilde arttırmalarımıza devam edeceğiz. Ondan sonra burun kısmındaki detay yere geçeceğiz.
Evet, kenara geldim. 3 ilmek vardı. Tekrar arttırıyorum bir tane. Kenar ilmeğimiz 4'e çıkmış olacak. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Dediğim gibi 56 ilmek elde edene kadar bu şekilde her sırada 4 ilmek artırmış oluyoruz. Birer tane kenarda, iki de ortada. 56 ilmek olana kadar örelim. Ondan sonra beraber burun kısmındaki detaylı yere geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar. 55 ilmek elde edene kadar ördüm bu şekilde. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane şurada gördüğünüz ajurlu deliğimiz var. Çok özür diliyorum. Şiş numarasını 3,5 kullandım. 3 dedim. Yanlış oldu. Şimdi bunu bitirdikten sonra şimdi patiğimizi 3'e böleceğiz. Yanlar haroşa. Ön burun kısmı düz ve üçgen kesim yapacağız. Bunun için şöyle yapıyoruz. 19 tane ilmek bu tarafta, 19 ilmek diğer tarafta bırakıyoruz. Ortada 17 ilmek bırakacağız. Bunu yapmadan evvel 3 sıra 3 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Önce şu hani şu yukarıdaki şu görüntüyü verebilmek için 3 diş haroşa örelim. Arttırma yapmadan. Arttırmaları bitirdik artık. 55 ilmeğimizi elde ettik. Şimdi sadece haroşa örgü öreceğiz. Düz örenler düz, ters örenler ters. Şu ajurların üstünde 3 diş haroşa olacak. Arttırmalar bittikten sonra. Şöyle bakın. 1, 2, 3 diş. Son arttırmam burada. 1, 2, 3. 3 diş haroşa örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ay son ajurumuz burada. Üstüne 1, 2, 3 sıra haroşa olmuş oldu. Şimdi ayrımımızı yapalım. Şu burun kısmındaki düz yeri ayıracağız. Şimdi yine haroşa örgümüze devam ediyoruz. 19 tane ilmek örüyoruz. 17, 18 ve 19. Bu 19 tane kenarda hep sabit kalacak. 17 tane şimdi düz öreceğiz. Eğer siz ters haroşa örüyorsanız şimdi 17 tane düz örgü öreceksiniz. 17. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 tane haroşamız da bu tarafta olacak. Kesmeyemize başlayacağız burun kısmında. Şimdi benim ilk haroşa dişim tabii şimdi oluşacak. O yüzden sayarak öreyim. Ben şu başa kadar öreyim. 19 tane haroşa, arka yüzde 17 tane düz ve tekrar haroşa örüp geliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kenarlarda haroşamız, ortada iki sıra düz örgümüz oldu. Şimdi bu kenardaki 19 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. 19 tane. Şimdi ilk düz ilmeklerimize geldik. Baştaki iki tanenin yönünü değiştiriyoruz. Çünkü sola yatık keseceğiz. Şu izlerin oluşabilmesi için ilmeğin yönünü mecbur değiştiriyoruz. Yönümü değiştirdim ve şimdi sola yatık iki tane ilmeği kestim. Son iki ilmek kalana kadar düz örgü olarak örüyorum. Evet, bir tane daha örüyoruz. Bu tarafta çevirmeye gerek yok. Onu şöyle yapacağız. Soldan sağa doğru batacağız kesmek için. Şu şekilde. Ve son iki ilmeği keseceğiz. O da bu tarafa yatık olacak. Şimdi haroşalarımızı 19 taneyi örüyoruz. Arka sırada hiçbir şey yapmıyoruz.
Olduğu gibi haroşa örüyoruz. Düzse düz örüyorsanız düz, ters örüyorsanız ters. Sadece ön yüzlerde kesmelerimizi yapacağız. Arka sırayı da örelim. Ön yüzde tekrar buradayız. Evet, ön yüze geldim ve 19 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde haroşalarımı düz örgü, arka tarafta düz örgü, terse denk geliyor bende. Ters örgülerimi ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzde haroşalarımı örüyorum, 19 tane. Arka yüzde kesme yapmadık. Olduğu gibi ördük. Sadece ön yüzlerde kesme yapacağız. Evet, düz örgümüzün olduğu yere geldik. İlmeklerin şimdi iki tanesinin yönünü değiştiriyorum ve sola yatık kestim. Son iki ilmek kalana kadar düz örgülerimi örüyorum. Bunları bu şekilde ön yüzlerde kese kese son 3 ilmek kalana kadar bu şekilde kesme yapacağız. Ondan sonra boynumuzdaki lastik kısmını öreceğiz. Son 2 ilmeğim. İlmek döndürmeye gerek yok. Bu şekilde batıp soldan sağa batıp kesiyorum. Otomatikman zaten sağa doğru yatıyor. Evet, bu şekilde sadece ön yüzlerde, yanlarda düz örgüde kese kese son 3 ilmek kalana kadar bu şekilde keselim. 3 ilmek kaldığı zaman tekrar birlikteyiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burun kısmını kestim. Şimdi şurada 3 tane ilmeğimiz kaldı. Onu da şu şekilde yapıyoruz. İlk 2 ilmeği çeviriyorum. Kestim. Şu kalan ilmeği kestiğim ilmeğin üstünden atlatıyorum. Şu şekilde bitirmiş olduk. Bir tane ilmek kaldı. Şimdi devamında sıramızı örüyoruz. Haroşamızı bitiriyoruz. Bir sırada arkadan geliyoruz. Ön yüzde bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. 24 sıra. Şöyle göstereyim. Şu haroşanın bittiği yerden itibaren şu aradaki tersler 24 adet olana kadar lastiğimizi örelim. Ondan sonra gelelim. Hep birlikte kesmesini yapıp dikişini yapar. Patiğimizi bitiririz inşallah. Evet arkadaşlar, ben lastik kısmını ördüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi örgümüzü keseceğiz. Boğaz kısmını. Ondan sonra dikme işlemine geçeceğiz. 2 ilmeği bir aldım. Ters örgü örer gibi kesiyorum. Tekrar şişimi alıyorum. 2 ilmeği birlikte alıp ters örgü örer gibi bütün ilmekleri keseceğim. Bu şekilde kesiyorum. Sol şişimi aktarıyorum. 2 ilmek alıyorum. Tekrar kesiyorum. Sıkmadan keselim. Sıkı bir boğaz olmasın. Giyip çıkarırken zorluk olur. Evet, kestim bütün ilmeklerimi. Son bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi ipimi birazcık uzun bırakarak kesiyorum. Çünkü dikeceğiz bu iple. Şu kutumuzu kenara alalım. Ve şu ipliği ilmeğin içinden geçiriyorum. Burayı düğümlemiş olduk. Şimdi şöyle, ben diğer bağcığını da hazırlamıştım. Öbür boncuk da diğer ucuna düğümleyeceğim. Bu tarafta, bu kısımdan bileğine geçireceğim. Siz dilerseniz buraya pompon ya da farklı, kız çocuğuysa çiçek falan bir şeyler yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi iğnemizi geçirelim ipliğimize.
ve dikişimizi yapalım. Eğer daha ufak örmek istiyorsanız 4 ilmek eksik başlayabilirsiniz. Şimdi şu arka kısmını ön yüzden dikeceğim. Çünkü dışa kıvrılacağı için temiz bir görüntü olsun diye. Şöyle karşı ucundan bir birleştireyim önce. Bir kere daha sıkılayım. Evet. Şimdi şu içteki ilmekleri alarak karşılıklı dikelim. Bir bu taraftakini, bir karşı taraftakini, iç ilmekleri alıyoruz. Evet, haroşa kısmına geldik. Şimdi haroşayı da bir bu taraftaki dişe batıyorum. Bir karşıdakinden alıyorum. Bir bu taraftaki dişe batıyorum. Şu kenarlardaki tepecik gibi duran ilmekleri şöyle karşılıklı bir o taraftan bir bu taraftan bu şekilde dikiyorum. Evet, şimdi alt tarafa geliyoruz. Tam şu iki tane ajurlu arttırma yeri karşılıklı birbirine denk geldi. Şimdi şuraya tam bunlar köşeler. Şurayı bir kere şöyle bir sıkıştırıyorum. Tam topuk. Şimdi burada şu şekilde yapacağız. Bir bu taraftan alıyorum gene. Bir bu tarafa batıyorum. Burada da gördüğünüz gibi şöyle ilmekler var. Karşılıklı iki ilmeğe iç taraftakilere bataraktan gidiyorum gene. Şöyle komple böyle dikiyoruz. Evet, bitmek üzere. Tam şu uç noktada bakın şurada bir delik var. Burası ön taraftaki arttırma yaptığımız yer. Artık oraya kadar geldik. Şöyle tam uç kısım burası. Şimdi iki tur döndüm buradan. Şimdi şu yan tarafa doğru haroşa ilmeklerinin arasından şöyle yukarıya yana doğru uzatıyorum. Şurada bir tane düğüm atacağım. Hani tabanda olmasın diye, bebişin ayağına batmasın diye şöyle bir tane düğüm attım burada. Bir iki tane daha yürütelim şöyle yukarı doğru. Evet, ipimizi kesebiliriz şimdi. Dikiş işlemimiz de bitti. Gördüğünüz gibi ağız kısmı esnek. Patiğimizi çevirelim. Gördüğünüz gibi bakın haroşa örgüde diktim. Arkasında hiç dikiş belli olmuyor. Alt kısmı da bu şekilde. Şimdi şunu ister ucuna bir çengelli iğne takıp geçirebilirsiniz. Ya da bir tığ yardımıyla benim yapacağım gibi. Şurada haroşanın bittiği yerde şöyle düz örgü gibi görünen yer var. Onun arasından geçirdim. Şu ilkini şöyle tam ortada 3 ilmek kesmiştik ya, oradan başlayarak şöyle tığ yardımıyla içeri çekiyorum. İlk ucumuz burada dursun. Ondan sonra şöyle aralıklarla aralarından geçirelim. Yani süs amaçlı koydum onu. Evet, geçirdim tamamıyla. Aynı yerden çıktım. Şimdi boncuğumu da takayım ucuna.
tane de düğüm atalım. Evet. Onu da giydirelim mankenimize. Çok çabuk örersiniz. Yani 2 saatte biter. Çok güzel ve zevkli örülüyor. Haroşa yüz örgü. Evet. Patiklerimiz tamam. Evet arkadaşlar, patiklerimiz bitti. Gördüğünüz gibi çok cici oldular. Şöyle yandan da gösterelim. Altı ajurlu oldu. Artırma yerleri. Arkamızda hiç dikişimiz belli olmuyor. Bu şekilde çok tatlı oldu. Evet, benimle birlikte örenler ve örecek olanlara kolay gelsin diyorum şimdiden. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Hoşça kalın.